Sayın seyirciler, hani bunlardan bir tane olsa dersin ki rastlantı olmuş, hata olmuş, işte gözden kaçmış. Hani bir kişinin kötü niyetidir ama Nazif o kadar güzel ortaya koydu ki bu sistematik olarak giden bir şey. Şimdi bize bir de kurtuluş ortaya koyacak ki bu sadece aslında Fox TV'ye de has bir durum değil. Bunun Fox TV asıl amiral gemisi diyelim ama yanında bir sürü daha takıntıları, uzantıları var Türkiye'de, değil mi? Filikaları var. Türkiye'de böyle yani şöyle Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı gibi ifadeler kullanmak da bence hem yanlış hem eksik. Mesela Türkiye'de bir medya yapılanması vardı. Bu medya yapılanmasında da bazı aktörler çok parlatıldı, çok öne çıkarıldı ve bunlarla sürekli dezenformasyon yapılıyor. Bu aktörler üzerinden devamlı, sürekli, sistematik dezenformasyon artı psikolojik harp. Ne yapmışlar şimdi? Bu hafta senin bir şimdi medya kritik köşen var. Bunları elinden geldiğince bir topluyorsun bize. Neler var bu hafta şimdi? Yani sabah akşam bir görevmiş gibi AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek, eleştirecek malzeme bulamayınca da zorlamak, zorlama bir şey bulamayınca da yalan uydurmak. Normalde uydurmak tabii ki, çok şey tabii oluyor ki, değil yani, mi? Ya diyorum sabah akşam uyanırsın AK Parti Cumhurbaşkanı eleştireceğim, eleştirecek bir şey bulabilirsen eyvallah. Fakat yani bunu zorlamak olmadı, uydurmak. Ya bizde bu medya kritik köşesine aldığımız aktörlerin genel hastalığı bu. Kriter bu diyorsun. Evet. Uydurma kriterine yani göre bunları. Evet. Eski CNN, yeni Halk TV programcısı, daha pek çok muhalif organda çalışan ama popüler bir isim olan Şirin Payız'ın bu hafta yine konuğumuz. Yani sokak hayvanları gündemdeydi biliyorsunuz. Kendisi de sokak hayvanları üzerinden AK Parti eleştirme gereği duymuş. Daha doğrusu AK Partili belediyeleri olabilir. Doğru olsa biz de kendisine buradan katılacaktık büyük ihtimalle. Ne demiş Payız'ın? Ataköy sahilinde dolaşırken belediye tarafından kovalanan köpeklerin dramına şahit oldum demiş. Ya bu dram vurgusunu özellikle alıyorum. AKP'li ilçe belediyeleri köpekleri toplatıp zehirliyor. Dün gece Ataköy sahil yolunda kovalanan köpeğin dramına şahit olduk. Arkadaş doğayı, hayvanları sevmezsiniz, insanları, kadınları, gençleri, sanatı, müziği velhasıl uzatmış gitmiş. Yani bir köpeğin başına gelen zulümden bahsediyor değil mi? Tabii. Ama o kadar çok şeye yaymış ki. Bu yani tweet'i yani köpek sevgisinden çıkmış bütün bir yani çok büyük bir toplumu çok farklı bir şekilde itama kadar giden bir ne seversin? Ya ne sever? Kadınları sevmiyormuş bir yani buna hoş değil. Yani sanatı, müziği sevmiyormuş, edebiyatı. Ya ne oluyoruz ben anlamadım hani hakikaten. Ya dezenformasyon ya psikolojik harbe dönüşüyor. Yok burada ne demiş? Burada bence ikisi de yok birazcık burada hani hani kötü bir şey demeyeyim de gafil olma durumu var gibi bir şey var değil mi burada? Hayır yani bu bir hata ama motivasyon şu. Her gün sabah kalkacağız AK Parti'ye bir şeyler yapacağız. Ne yaptı? Bu tweetini burada gördüğümüz tweeti sildi. Niye sildi? Daha sonra bu tweet'i yazdı. Biz de baktık Allah Allah AK Partili ilçe belediyeleri evet yine köpekleri zehirliyormuş. Dün gece şahit olmuş ama bir eksik var. Ataköy sahilinde dolaşırken kısmı eksik. Bunu çıkarmış. Çünkü niye Ataköy Belediyesi CHP'nin değil mi? Bakırköy Belediyesi'ne ait yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bakırköy Belediyesi'ne. Yani ya köpeğe bir zulüm yapıldıysa bunu CHP Belediyesi yapmış. Evet, ortada bir zehirleme durumu varsa, bir drama şahit olduysa Ataköy sahilinde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin sınırlarına giriyor. Dediğim gibi hiçbir belediye fark etmez. Biz yarın öbür gün herhangi bir böyle bir vakayla karşılaşsak AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili demeyiz. Yani kimse onu rahatlıkla söyleriz. Yazdığımız tweetleri de silmeyiz. Şunun için söylüyorum. Bunlar dürüstlük abidesi olarak. Sen hiç tweet sildin mi? Siler misin? Silmedim, hayır. Tweet. Yani eksik olduğunu düşündüğüm tweetleri bile silmedim. Evet. Yani Şirin Hanım evet, dediğim gibi. Evet, hakikaten komik duruma düşmüş. Komik duruma düşmüş. Yani o hani diyor ya köpeğin dramına şahit olduk ama Şirin Hanım da burada bir dram yaşamış. Geçen haftaki de çok komikti. Evet. Dolar 15 liraya düşüyor diye perişan olmuştu. Neyse. Evet. Şimdi bu sokak hayvanları üzerinden gidiyoruz. Bir de Melo'nun hikayesi var.
Önce bir Cumhurbaşkanımızın Beykoz, AK Parti Beykoz Belediye sınırları içerisindeki bir hayvan barınağı ziyareti var. O videoyu bence bir görelim. Çok güzel görüntüler vardı o videoda. Evet, videoyu verelim. Var mı video? Evet, videoyu herhalde tam bulamadılar. Tamam. Sen devam et, orada ne olduğunu video gelince burada koyarız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Bu köpek de Melo. Sayın Cumhurbaşkanı burada Melo ile biraz oynadı. Daha sonra da bu Melo'yu sahiplenme kararı da aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat dediğim gibi yani medyamızda şöyle bir hastalık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf etmek, hakaret etmek, eleştirmek, sövmek her neyse günlük bir spor haline dönüşmüş. Buradan büyük ihtimalle bir destek de buluyorlar. Yani bunu yaparken kendi kariyerlerini pekiştiriyor da olabilirler. Bu ama direkt böyle topluma bir kin, düşmanlık saçan bir durum var burada. İnsanlara köpek diyor yani burada. Köpeğe köpek demiyor, evet. İnsanlara köpek evet. diyor. Evet. Alman Döçevele, Halk TV, Fox TV yani gördüğümüz Nevşin Mengü yine dediğimiz gibi medyada parlatılan isimlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili Beykoz Belediyesi'nin hayvan barınağı ziyaretini nasıl eleştireceğini bilemedi. Yani burada anlaşılan diyor ki bir tane mutlu köpek bulup getirip Cumhurbaşkanı'nın önüne çıkarmışlar. Ya bu nasıl bir zihniyettir? Yani nasıl bir zorlama eleştiridir? Beykoz Belediyesi'nin barınağı hiç de mutlu köpeklerin olduğu bir yer değil denilebilir. Ya da denilemez de hani eleştiri yapmak istiyorsanız mantıklı bir cümle kurabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Yani şunu bilelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf etmek, laf sokmak... muhalif medyada prim yapıyor. Bir de köpeği kıskanmış sanki orada. Bence işte yani, içinde bir hayranlık da var sosyal orada. Sosyal medyada neden bunu gündemimize aldık? Heh. Sosyal medyada trend topik oldu. Ortak eleştiri de Nevşin sen neden bu kadar çok mutsuzsun? Bir köpeğin mutluluğunu kıskanacak kadar da mı mutsuzsun? Diye eleştiriler vardı. Hemen hemen dediğim gibi birçok... Hakikaten bu ama çok... hastalıklı bir ruh halinin şeysi bu. O videoyu yani, bence bulsunlar. Cumhurbaşkanımızın kendi Instagram hesabından paylaştı. Ben linkini attım içeriye. Bulursa yani, şimdi arıyorlar. Evet. Hazır elimizde yani bulursak gireceğiz. Onu... Peki bir sonrakine geçelim. Şimdi bir de Fatih Altaylı'nın dramı var. Ya bu niye söylüyoruz? Sürekli biz bağımsız gazeteciyiz, biz tarafsız gazeteciyiz, biz şöyle gazeteciyiz, böyle gazeteciyiz diye yazıyorlar, çiziyorlar, programlarında konuşuyorlar. Fakat iş icraata geldiğinde pek de öyle olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Habertürk'te ağırladı Fatih Altaylı. Teke tekte yani dobra dobra soruların sorulduğu diye reklamının yapıldığı, jeneriğinin verildiği bir program bu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun enteresan bir ifadesi oldu. Dedi ki, yani hükümeti terörle mücadele konusunda eleştirdi. Biz elimizden gelen her türlü desteği verdik dedi. Bakın diyor, terör konusunda bir şey geldi de biz hayır bu mı dedik? Bu video var mı elimizde? Sen okumasan bu da mı yok? Peki oku sen. Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Hayır, terörle mücadele ederken biz yapmayın, etmeyin mi dedik? Hayır, terörle mücadelede elimizden gelen her türlü çabayı gösterin dedik. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri hemen akla şunu getirdi. Hemen hemen bütün sosyal medyada da yani profesyonel gazeteci olmayanların da aklına gelen bir soruydu. Ekim ayında Türkiye'nin terörü sonlandırmak amacıyla meclise sunulan Suriye-Irak tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte neden hayır oyu verdi? Ya bu hükümetin terörle mücadelesine aslında bir destek değil, karşı bir faaliyet. Bunu sormadı Fatih Altaylı. Bu bize de şunu söylettiriyor. Ey Fatih Altaylı, nerede kaldı senin gazeteciliğin? Diğer bir yine bu programda dikkat çeken konu, dün Akçakale sınırında
3 askerimiz şehit oldu. Suriye sınır hattında. Daha önce de Kemal Bey şunu söylemişti. YPG bize mi saldıracak? Bunu derken de moderatör arkadaşı da azarlayarak, yani sen ne diyorsun, ne dediğini biliyor musun? YPG bize mi saldıracak? Dün 3 şehidimiz vardı Suriye sınırında. Ya bunu sorabilirdi Fatih Altaylı. Yine bu konuda da Fatih Altaylı'ya soruyoruz. Nerede kaldı senin bağımsız gazeteciliğin? Evet, şimdi Kurtuluş, buna geçmeden evvel deminki köpek videosu geldi. Onu bir, bir seyredelim. Aslında çok sempatik bir görüntü. Evet, şimdi Cumhurbaşkanı'nın o köpekten videosunu izliyoruz. Evet. Evet. Evet, ya, çok sempatik bir Jack Russell cinsi bir köpek var. Belki de kıskanmakta haklı çünkü köpek çok sempatik. Ben çok şeker buldum köpeği. Evet, yani dediğim gibi yani bu görüntüleri eleştirmek için bir şey bulmak ve aklı zorlamak gerçekten bizim medyanın maalesef günlük sporuna dönüşmüş durumda. Evet, şimdi bu saat ne yapmış? 28 Şubat 1000 yıl sürecek demişti bu. Evet, şimdi Ertuğrul Özkök Hürriyet'in işte 35 yıllık kesintisiz çalışanı, 20 yıllık genel yayın yönetmeni, yazarı, en sonunda Hürriyet'ten ayrılan bir isim. Sözcü gazetesiyle bir polemik yaşıyor. Ertuğrul Özkök bir yerde işte ben dansözlük yaptım demiş. Bundan da gocunmuyorum ifadesini kullanmıştı. Sözcü gazetesi de Ertuğrul Özkök'ün bu şeyini, dansöz karikatürünü yayınlıyor. Ve Ertuğrul Özkök de kızarak Metin Yılmaz'a, Cumhuriyet Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'ne diyor ki, yani sadece ben mi dansözüm? Hepimiz mi dansözüz? Yani biz hepimiz dansözüz. Şimdi bunlar aynı ekip biliyorsunuz. Yılmaz Özdil onların yazarıydı. Ya bütün hepsi Ertuğrul Özkök'ün yazarıydı aslında. Biz hepimiz dansözüz. Yani sen o büyük gazeteyi... Nerede ayrı düşüyorlar peki bunlar sence şimdi Kurtuluş? Yani Hürriyet... Niye yani bunlar kavga ediyor? Hepsi aynı. Nereden geldikleri, nereden... Sebebi şu, yani Ertuğrul Özkök'ün böyle bayrakla, bayrak açıp da hükümete, devlete savaş açmamasını bir kusur olarak daha görüyorlar. Daha sinsi yapmasını şey yapıyorlar yani, değil mi? Yapma, Ertuğrul... açıktan yap. Biz kendimizi açıktan ortaya... Sinsi yapma diyorlar yani, açıktan yap diyorlar. Açıktan yap diyor. Bu dansözlük tabii bir onlar için bir aşağılama, bir yorma. Eskiden beri de aslında bir Ertuğrul Özkök'e yönelik bir anlaşmazlıkları var. Fakat asıl mesele şu, niye hükümete açıktan tavır almıyorsun, savaşmıyorsun, kavga etmiyorsun? Alıyor işte o da şeyde, sen burada iki hafta önce yapmıştık, ekspreso mu, cappuccino mu, içemiyorum diye yakınıyordu. Yani ya yetmiyor, bayrak açacak hali bunun. bayrak yani... yeterli görmüyorlar Ertuğrul Özkök'ün. Yoksa kavga edecek herhangi bir nedenleri yok. Evet. Daha onu yumuşak buluyorlar. Evet. Ve var mı başka? Yok, tamam, şeyimiz? Bu kadar. Evet. Senin de eline sağlık hakikaten. Bu haftanın çarpıcı olaylarıydı.